Şu kameranın karşısına her geçtiğimde hala ilk günkü gibi oluyorum ya. Hadi biraz muhabbet edelim. Bu stüdyoyu, programı ilk yaptığım zaman en çok istediğim şey burada insanlarla muhabbet edebilmekti. Motosiklet konuşmaktı. Yeri geldiği zaman her şeyi konuşmaktı. Yani hiçbir zaman şu değildi işte. Burada sadece motosiklet konuşalım olmadı hiçbir zaman. Ben istedim ki burada her şeyi konuşalım. İlk iki program genelde motosiklet ve goy goy konuştuk. Program 3. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi önümüzdeki bir 10 dakika baş başayız. Biraz muhabbet edeceğim bu 10 dakikada. Eğer ki bu videoyu bu bölümün konuğu All Cruiser için açtıysanız yoruma All Cruiser'ın bölümünün başladığı yeri sabitledim. Oradan devam edebilirsiniz. Ha şu anda bizim tayfaysa eğer bir 10 dakika eskisi gibi bir sohbet edeceğim. Hem söylemek istediğim hem de arada yapmak istediğim bir şeyin ilkini yapıyorum şu anda. Son programı yapmamızın üzerinden bir seçim bir de üniversite sınavı geçti. Seçim bu ülkede hep böyle en çok kavgaların olduğu, en böyle sıkıntıların yaşandığı, en çok gerginliğin olduğu ve bir geceye kadar bunun devam ettiği, bir gecenin sonunda da bazı konuşmaların arkasından yapılıp bittiği ve birbirimize söylediğimiz, konuştuğumuz, ne bileyim tartıştığımız, paylaştığımız şeylerin %80'ini unuttuğumuz bir şeyi seçim. Ben böyle konuşuyorum ama ben kimim? Ben aslında 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Çok büyük değilim. Bu ülkenin geçmişini biliyorum ama okuduğum kadarıyla biliyorum. Babamın bana anlattığını biliyorum. Dedemin bana anlattığını biliyorum. Ya da gördüklerimi biliyorum. Ama ne bileyim 1980'de hayatta değildim. 80'i görmedim. O yüzden hem bunları bilerek hem de içimdekileri anlatmak istediğim bir videoya başlıyorum. Neyse çok uzak falan. İyi kötü bir seçim geçti. Ben pek siyaseti seven bir insan olmadım hiçbir zaman. Siyaset bana hep yalan gelmiştir. Yani böyle şey diye düşünürüm her zaman. Siyaset, her siyasi mutlaka bence siyaset hayatının bir yerinde yalan söyler. Ya da mutlaka bir yalanı vardır. Bana birçok yaşadığım şey ve büyüklerimin en çok sevdiği şey şu oldu ki bunu zaten Twitter'da defalarca görmüşsünüzdür. Sevdiklerimle siyaset tartışmamayı öğrendim. Çünkü günün sonunda sevdiklerim kırılıyor ve siyasiler yoluna devam ediyorlar. Günün sonunda bana yarayan, benim değiştirebildiğim ya da kendime katabildiğim siyaset yapmaktan bahsetmiyorum. Siyaset tartışarak hiçbir şey olmuyor. Bu seçimde ne öğrendim? Önce şunu öğrendim. Bak bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir cumhuriyet ülkesidir. Bunun herhangi bir tartışılacak yanı yok. Bu böyle. Bu zorunluluk olarak böyle değil bu arada. Bu tarihin gerçeği. Bu olan şey. Bunu silemezsiniz, yadırgayamazsınız, yargılayamazsınız. İnsanların yaptıklarını yargılarsınız. Atatürk'ü de yargılayabilirsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı da yargılayabilirsiniz. Seçim için konuşuyorum. Muharrem İnce'yi de yargılayabilirsiniz. Ama olan bir şeyi yargılayamazsınız. Olan belli. Ben vatansever bir insanım. Milliyetçi, neye göre milliyetçi artık bu kavramların birazcık karıştığını düşünsem de milliyetçi bir insanım. Ülkesini seven bir insanım. Bu ülkeyi seviyorum. İnsanlarını seviyorum. Seçimden önce şunu anlamadım. Şöyle bir şey var. Bak hepimiz şunu yapıyoruzdur. Facebook'u açıyoruz, Twitter'ı açıyoruz. Okuyoruz bir şeyleri değil mi? Orada tartışmaları okuyoruz. Siyasetçilerin yaptığı açıklamaları okuyoruz. Eski siyasetçilerin yaptıkları açıklamayı okuyoruz. Açıklamaları ve şunu görüyoruz. Hep bir tartışma var. Bu tartışmaların içinde de bir kelime var. Ataputçu, putçu, putperestten geliyor. Yani Atatürk'e tapılmayı düşünüyor bu kelimeyi kullananlar. Bazı insanların Atatürk'e taptığını düşünüyorlar. Mustafa Kemal Atatürk bizim atamız. Yavuz Sultan Selim de bizim atamız. Fatih Sultan Mehmet de bizim atamız. Bizi bugünkü geldiğimiz konuma ve koşullara getiren ve bunda emeği olan insanlar. Bunların hepsini bir arada benimseyebilirim. Bunları ayırmak zorunda değilim. Ayırabilirim ama ayırmak zorunda değilim. Bunlardan birini tutuyorum diye diğerini tutmamak zorundayım, diğerini tutmamalıyım diye bir şey yok. Hepsini sevebilir, hepsini benimseyebilir ve hepsini savunabilirim. Anladım ki bu seçimde bir toplum, bir topluluk. Bunu seviyorsan bunu sevemezsiniz. Ya da Atatürk'e taptığımızı düşünen ki Atatürk'ü seven biri olarak söylüyorum. Atatürk'ü taptığımızı düşünen bir topluluk var. Biz Atatürk'e tapmıyoruz. Biz Atatürk'ü seviyoruz, benimsiyoruz. İlkelerini sahipleniyoruz, koruyoruz ve bunlarla yaşıyoruz. Tapmıyoruz abi. Bunu bir anlamamız lazım. Ne Atatürk'e taparım, bak severim, ne Recep Tayyip Erdoğan'a taparım, ne Muharrem İnce'ye taparım ya da diğer seçenekler, diğer siyasiler, diğer adaylar. Sevmek başka bir boyut, desteklemek bir boyut, takdir etmek bir boyut ve bunların hiçbiri bir değil. Bir kere bunu bir anlamak lazım. Ataputçu terimi çok acayip bir terim. Bu ülkedeki her parti seçime katılan bu insanın fotoğrafını duvarına asmıştır. Bu insanın ilkelerini en azından birini bile yaşıyordur ve yaşatıyordur. Bugün Yavuz Sultan Selim'in
yaptığı, eleştirdiği, değiştirdiği şeyleri tartışıyor muyuz? Tartışmamalı mıyız? Bence tartışmamalıyız. Konuşabiliriz. Tartışmaktan kastınız eğer kavga etmekse bunu desteklemiyorum. Ama tartışmaktan kastınız bunu fikir alışverişi yapmaksa evet tartışmak yararlı bir şeydir. Ama sınırlar içinde yararlı bir şeydir. Siyaseti sevmiyorum dedim ya. Gerçekten sevmiyorum. Şu an herhangi bir siyasi parti, evet ya bu benim partim, ben bu partiyi tutuyorum, bu partiyi her şeyle destekliyorum dediğim hiçbir parti yok. Benim anlamadığım şey nefret. Neden nefret ediyoruz bu kadar? Birbirimizden nefret ettiğimiz kadar bize gerçekten düşman olan insanlara, ülkelere, partilere, adaylara, yöneticilere nefret ettiğimizi düşünmüyorum. Açın Twitter'ı, birkaç tane yapı görürsünüz. Bir kısım var. Diyor ki işte onlar PKK'lı terörist. Bakın tekrar söylüyorum. Partileri yargılamıyorum. Kenara koyuyorum. Bir kısım takdir ettiği, desteklediği parti yüzünden terörist seviyor. Keza diğer kısım ise takdir ettiği, desteklediği parti yüzünden çomar, yobaz, çapulcu ya da başka bir şey. Bir kısmı FETÖ'cü. Diğer kısmı bir şey. Bugün aday olan her birey yargı önünde suçluluğu kanıtlanmamış. Her ne kadar bazılarının suçlu olmasını istesem de görüşümü anlayın. Aday olma haklarına her türlü sahip olan insanlar. Ve bu insanlar arkalarında bir topluluk getiriyorlar. Bir topluluk sürüklüyorlar. Bir topluluğu yönetiyorlar. Bu partiler AKP, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi, daha niceleri, Vatan Partisi, Hüdapar ve benzerleri çok parti var. Şunu anlamıyorum. Biz birbirimizden bu kadar neden nefret ediyoruz? Şimdi ben bunları niye konuşuyorum? Ben bu kanalı zaten düşündüğümü, yaşadığımı ve yaptıklarımı paylaşmak için kurdum. Ben bunları konuşmak için kurdum bu kanalı. Ve her Türk gencinin, her ülkesini seven Türk gencinin en azından ülkesi hakkında, yönetim hakkında ve geleceği hakkında düşündüğü ve düşünmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben gencim ya, ben üniversiteme bakarım. Ben işte video çekerim, yaşarım ya ben bu şekilde diyebilirim. Hakkım ama ülkemi seviyorum. Dediğim gibi insanları da seviyorum. Ve şunu anlamıyorum. Birbirimizden bu kadar nefret ediyoruz. Hepimiz birbirimize göre çok ağır suçluyuz. Kimimiz vatan haini, kimimiz başka bir şey. Herkes bir şekilde suçlu. Herkes bir şekilde haksız. Herkes birbiri için hatalı ya da öyle yargılıyorlar. Seçimi bir parti kazandı. Seçimi bir birey kazandı. Bu ülkede çok destek verilen biri var. Bu ülkede oy sistemi var. Ha, bu yargı hatalıdır, haksızdır, hilelidir. Tartışmıyorum. Partiler, meclise giren partilerin arkasında bir destek veren toplumlar var, topluluklar var. Ve biz artık nefretle beraber saygısızlık konumuna gelmiş insanlar olduk. Birbirimize saygısızlıklar yapıyoruz. İnanılmaz saygısız boyuta gelmişiz. Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı var. Sevin ya da sevmeyin. Ben sevdiğimi söylemiyorum, sevmediğimi de söylemiyorum. Ortada duruyorum. Ama saygı duymak zorundasın. Keza aynı şekilde ana muhalefet lideri var. Ana muhalefet partisinin başkanı var. Buna da saygı duymak zorundasın. Açın yorumları. Bu ülkenin cumhurbaşkanına Teyyo diyen mi bulursunuz? Gene CHP'nin muhalefet liderine Muharrem diyor mesela. Senin baban, abin, belki deden yaşında bir adamdan bahsediyorsun. Bir dur, bir düşün. Bu insanı destekleyenler, bu insanları destekleyen milyonlar var. Biz abi birbirimize de aynıyız ya, işte bu saygısızlık. Çok rahatız. Birbirimize küfrediyoruz, birbirimize sövüyoruz. Neden bunları anlatıyorum biliyor musunuz? Demiştim ya, seçim bir gecede bitiyor. Seçim pazar akşamı bitti. Herkes birbirine sövdü, saydı, nefret etti. Diyelim ki ben bir CHP'liyim ya da bir MHP'liyim. Önemli değil. Bir parti mensubuyum ve karşımda bir parti var değil mi? Sövdüm, saydım, nefret ettim. 6 yaşında bir kız çocuğum olduğunu düşünün ya da erkek çocuğu. Önemli değil, 6 yaşında bir çocuğum var diyelim ki. Yarın gidip anaokuluna bırakacağım çocuğumu. Bir öğretmene teslim edeceğim. Ya da bir müzik okuluna bırakacağım. Ya da bir yaz okuluna götüreceğim. Bir kafeye gideceğim. Orada bir garsona, bir şefe, bir öğretmene, birine emanet edeceğim çocuğumu. Bu kadar nefret ettiğiniz, terörist sevici diye yargıladığınız ya da çomar, yobaz, envai çeşit sövdüğünüz insanların yarın emanet ettiğiniz garson, şef ya da öğretmen olacağının farkında mısınız? En çok merak ettiğim şey bu. Bunu ailesinde her partiden ve her görüşten insana, bir akrabama sahip olan bir insan olarak söylüyorum. Hepsinden var inanın. Yani ben de seçsem yapamazdım ama hepsinden var. Ben seçim akşamının sonrasında hep beraber yaşayacağımız bu kadar insanın birbirine karşı nefret dolmasını anlamıyorum. Bırakın seçimi, bırakın partileri, bırakın ideolojileri. Hep beraber yaşamak zorundayız. Bir tane ülkemiz var. Bir vatan, bir milletimiz var. Daha fazlası yok. Bir Türkiye daha yok. Bir Ankara, bir İstanbul, bir İzmir, bir Hakkari, bir Ardahan, bir Konya daha yok. Bir tane. Ve hep beraber yaşamak zorundayız. Bunların hepsinde. Birbirimize koyduk mu, size koyacağız, sizi sandığa gömeceğiz falan diyoruz. Diyoruz bakın, millet olarak söyleyeyim. Millet, milletim. Kimi gömdük abi? O öğretmeni mi gömdük? Garsonu mu, şefi mi gömdüm ben sandığa?
Kimi gömdüm ki? Yarın hep beraber yaşayacağız. Yarın hep beraber vergi vereceğiz. Yarın hep beraber bu ülke için bir şeyler yapacağız. Ya da yapmayacağız. Ama beraber yaşayacağız. Yan komşunuz, bakkaldan alışveriş yaptığınız amca. Hepsi farklı görüşten insanlar olabilir. Hakları sonuna kadar hakları her görüşten insanın bu ülkede yaşaması. Suç işlemediği sürece hepsinin hakkı. Hepimizin annesi, babası, çocuğu, kardeşi var. Kimi gömüyoruz abi? Kime koyuyoruz? Hep beraber yaşıyoruz. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Atatürk'ün de dediği gibi, o sporcu için demiştir ama ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim der ya Atatürk. Biz o ahlakı unutmamalıyız. Bu toplumun ahlak değerleri maalesef ki azalan, maalesef ki gitgide yok olan o ahlak değerleri bizi bir arada tutacak yegane şeylerden biri. Bu ülke Müslüman ülkesi. Doğru. Müslümanlıkta da ahlakın önemi ayrı. Görgüde de. Bakın ben tekrar ve tekrar altını çiziyorum. Bu videomun altına siyaset yapma yazan olacak. Tarafını belli etti diyen olacak. Küfür eden olacak. Yorum yazan olacak. Umursamıyorum. Neden bunları anlattım biliyor musunuz? Bu seçim süreci boyunca bir sürü insan bana yazdı. Abi ne düşünüyorsun? Seçim hakkında ne düşünüyorsun? Ben şunu tutuyorum. Ben onu tutuyorum. Tutun abi. Ben neyi düşünüyorum biliyor musun? Nasıl beraber yaşayacağımızı düşündüm. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Birbirimize ahlaklı davranmak zorundayız. Tüm bunları unuttuğumuz gün ne Müslüman oluruz, görgülü oluruz, ne bir toplum oluruz. Bunu unutmayalım diye çektim bu videoyu. Bir de şu yüzden çektim bu videoyu. Bir üniversite sınavı geçti. Korkan, gelecek kaygısı duyan binlerce genç var. Bu ülkenin eğitim sisteminin hatalı olduğunu kabul edelim. Bu eğitim sistemi eksik. Gelişmesi lazım. Geliştirilmesi lazım. Çatallanması, dallanıp budaklanması ve insana göre yapılması lazım. Her insana göre ama. Şimdi düşünün, şöyle bir fıkra vardır. Bir gün aslan toplar abi hayvanları. Zebra gelir, kaplan gelir, işte gergedan gelir, zürafa gelir, maymun gelir. Dizer hepsini. Der ki, abi sınav yapıyorum. Sınav şu. Aslanın yanında bir ağaç vardı. Der ki bu ağaçtaki elmayı ilk alan, en hızlı alan bu sınavı kazanır. Zürafa uzundur. Dart elmayı alır. Maymun tırmanır alır. Kaplan çıkamaz. Zebra çıkamaz. Bizim eğitim sistemimiz de bunun gibi. Ezbere dayalı bir eğitim sistemimiz var. Hepimiz her yetenekten, farklı noktalardan eğitime yaklaşan, farklı şekilde anlayabilen, farklı şekilde okuyabilen, farklı şekilde dinleyebilen milyonlarca insan yüz küsur soruluk bir sınavda yargılanıyor. Üniversite diploması önemlidir. Diploma iyidir. Sizin belli bir çarktan, belli bir sistemden ve belli bir toplum kuralları içinden geçtiğinizi gösterir. Ama üniversite okumadınız diye ya da iyi bir yeri kazanamadınız diye en iyi yeri kazanmış bir adamdan daha iyi olmayacaksınız diye bir şey yok ki. Bunu 21 yaşında lisede okuldan atılmış, sonrasında makine mühendisliği kazanmış bir adam olarak söylüyorum. Çok iyi siyaset bilmeyebilirim. Bilmek zorunda da değilim. Ülkemin geleceği hakkında iyi şeyler bilmek zorunda olduğumu hissediyorum. Evet, ben de gittim seçimde, bir oy kullandım. Oy kullanmak bir vatandaşlık zorunluluğu. En çok desteklediğimi düşündüğüm partiye ve kişiye gidip oyumu attım. Ama bu beni, AKP'li, MHP'li, CHP'li, HDP'li, benim vatanımı önemseyen ya da bu vatan için uğraşan hiçbir insandan nefret ettiremez. Tekrar söylüyorum. Aslında tüm söylediklerim buna gidiyor. Anlatmak istedim. Eminim ki bana kulak verenler olacaktır. Olmayanlar da olacaktır. Burada tek başıma herkesi gönderdim. Dedim ki içimdekileri bir dökeyim. Dinlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Bundan sonrasında konuğumuz, sevgili abimiz Ol Cruiser sizlerle olacak. Hadi oraya geçelim. Vazelin ne yapacağım oğlum? Sen daha iyi bilirsin. Evet, program 3. Ha ne var ne? Program 3 başlıyor. Program 1, 2 geçti bitti. Ne kadar ilginç değil mi? Program 3'te ilginç bir konuğumuz var. Yani çok da ilginç değil. Normal bir adam işte. Direkt davet ediyorum. Türkiye'nin en halleyicisi. Oğlum aynısını Ferhat'a söyledim ya. Çünkü sen... Türkiye'nin en baykuşu, en ayrıncısı, sevgili dostumuz, namıdeğer abimiz Sayın Ol Cruiser. Merhaba. Oo gel ya ben. Oh be, yüzünü görmek varmış. 2 yıl oldu artık, göremedim hala yüzünü. Oğlum bir şey diyeceğim, böyle çok gergin oluyor. Cyclops'la konuşuyor gibisin böyle. Acaba içinden ne yapıyordur ya? Şu an neler söylüyorum abi. Size içeride şey var. Evet abi, buyur. Sorular da hazır gelmiş. Şey yapmayacağız mı? Yapalım mı? Ne yapıyorsun? Ne yapalım? O zaman sen de giyin. Sen böyle mi oturacaksın? Evet. Tamam. O zaman oğlum ya. Böyle oturacağım. Sen de bana eşlik edebilirsin istersen. Giyinip geliyorum. Oğlum çok iyi ya. Kafası şimdi geldi. Bir dakika, Anıl gelecek ya şimdi. Anıl'a kafayı düşünsene. Böyle ne yapıyoruz koyayım şimdi burada. Kimse konuşmasın.
Ne yapıyorsun? Sen kimsin abi, tanıyamadım kaskı olunca. Ben Faruk. Ebesinin. Kolaymış. Evet. Hoşuma gitti. Bundan sonra böyle devam edelim. Bu programda kesinlikle çıkarmıyorsun. Benim gibi takılıyorsun. Değil kimse mi? Ne yaptığımızı anlayamıyor. Ben neler yapıyorum biliyor musun? Kesin. Tahmin et şunu. Öpücük mü atıyorsun? Değil mi? Vay be! Bu yanlış oldu abi. Neredeyim lan ben? Bu da yanlış oldu. Ah be. Duru'ya iniş yapmadım. Abi sen neredesin ya? Ben nerelere gittim? O nerelere geldin biz ya? Sen de kalsın gittin ya. Instagram'a beraber fotoğrafımız vardı ya bir tane Harley'le. Onu koydum. Dedim tamam. Ki All Cruiser'a sorun aga. O Nice Tip çok güzel motordu ya. Yarama basmasan tuz. Sorayım mı? Sor. Soruyorum. Şimdi sormuşlar, demişler ki neden All Cruiser? Yani bu isim nereden geliyor? Çok eski ya, böyle 20 yaşından beri, 19-20 yaşından beri bu ismi kullanıyorum ben yani. İmzam hep zaten baykuştu. Logoların imzası falan. Neden? Baykuş. Seviyorum baykuş çünkü. Aslında bir şey yok ama yani böyle daha sonra, birkaç yıl sonra üniversiteye giderken baykuş falan beslemiştim 15 gün boyunca. Yolda baykuş bulmuştum falan böyle. Böyle bir anısı var. Ama şey yani bir hikayesi yok hani başlangıç olarak. Öyle bir 13 yaşında baykuş kafama sıçtı öyle. Yok. Düz. Düz. Net. Tamam. Demişler ki bu baykuş paso geziyor. Sağda solda hepsi Snap, Instagram'dan. Senin genel takipçi Instagram'dan zaten. YouTube çok fazla şey değil. YouTube'da da var abi. 15 bin takipçimiz var YouTube'da. Hayır, hayır oraya geleceğim. Oraya ne yapıyorsun ya? Tamam bakıyorum. Ya tamam ben ayarladım onları ya. Ben filtreledim soruları. Merak edilen şu. Bu kadar geziyorsun. Evet. Ne iş yapıyorsun da bu kadar gezmeye vaktin kalıyor? Ne iş yapıyorum? Abi ben reklam ajansında art direktör olarak çalışıyorum. Tasarımcı diyelim abi. Hafta içi çalışıyorsun hafta sonu. Hafta sonu sürüyor. Free. Hafta içi de akşamları. Çıkıyoruz zaten. Kaçıyorum abi. Sen normal 9-6 çalışan bir adamsın. Evimizin peşindeyiz mi abi? Sen ne ile motora başladın abi? Yani işte ben biliyorum. Tamam. Benim bildiğim Superlight. Bunu diyorlar ki şimdi bu adam Superlight tamam bazı insanlar biliyor. Bazı insanlar Superlight'la başlayıp başlamadığını bilmiyor. Küba'dan sonra Harley'i aldım. Evet abi. Bu Küba'yı öneriyor musun? Ya bu motorla başlanılır mı? Valla şöyle öneririm ama şu an fiyatlar çok yükselmiş. 10 lira falan diyorlar Küba'ya. Hmm. Bence o para etmez o motor. Sen kaç almıştın? Ben 6'yı almıştım sıfırını. Yani 6 lira olabilir. Hani İkinci eli falan alınır mı? İkinci eli almasınlar. Çin malı abi. Gerek neden almasın? CBF 150 tavsiye ediyorum. Neyi tavsiye ediyorsun? CBF 150, Honda CBF 150. Paketçi abilerimizin kullandığı. Aynen, herkese, yeni başlamak isteyen herkese o motoru tavsiye ediyorum artık bak. Herkese, her sorun artık Instagram'da onu tavsiye ediyorum. Çünkü abi Japon malı. Güvenilir. Problem çıkartmaz. Ama Superlight dökülüyor. 7000 kilometreden sonra dökülmeye başlıyor. Ama sıfırını alacaksa, işte 4000-5000 kilometre kullanayım, sonra başka motor alayım kafasındaysa alsın. Ama 10 bin lira verilmez o motoru. Sen problem yaşadın mı? Ya ben ciddi problem şöyle yaşadım. Zincirim koptu 8000 kilometredeyken. Hatta videosu var ya. Giderken öyle... YouTube'da mı? Aynen. Şuraya koyarım onu da. Ama güzel motor. Güzel ben seviyorum motor da Superlight. Yani şey, kadınlara daha çok hitap ediyor aslında biliyor musun? Böyle hani cruiser sürmek isteyen kadınlar başlangıç motoru arıyor ya. Onlara çok yakışıyor. Senle ortak arkadaşımız bile var kadın. Öyle var mi? Ya. Bilmiyorum. Zordur kanka. Şeyden var ya. Beşiktaş'tan. Ha evet. Anladın mı? Evet evet. Ha tamam okey. Anlamadın mı? Anladım. Harbi mi anladın? Anlamadım kim lan? Nasıl ya? He. Onu nasıl anlamadım ben? Başka yok ki sende. Tamam vardır diye bir şey yapıyorum. Yok mu lan? Naz var ya işte. Vardır oğlum başkası da var. Allah delirtiyor beni ya. Yüz ifadesini görmüyorum ya. Deliriyorum burada tamam mı? Oğlum çok güzel geçiştirmiyor mu? He evet evet. Evet evet. Biliyorum. Ya he he. Ama sen. Arca sen gel devam et Allah aşkına. Geçen program sigara yakıyor arkada bu program. Dedim ki anı dönüyorum sigara içmiyorum böyle. Niye? Kanka şimdi senin adını madını söylemiyoruz normalde. Yüzünü de kimse bilmiyor. Sen normalde kaskı çıkartmıyorsun. Niye? Neden yani? Neden? Şimdi mesela seni tanımayan insanlar da programı izleyecektir. Neden kaskla fotoğraf çekiliyorsun? Neden kasklısın hep? Neden yüzünü görmüyoruz? İstemiyorum çünkü yüzümü göstermek ya. Bu kadar basit yani. Böyle iyiyim ben. Mutluyum yani. Peki yani hem bunu söyleyip hem de YouTube'a, Instagram'a içerik üretmek bir bakıma ters düşmüyor mu? Niye? Soruyorum ya. Bana göre düşmüyor seni bildiğim için ama seni tanımayan bir insan olsam derim ki bu hani nasıl bir ilişki diye sorarım kendime. Derim ki hani bu adam hem buraya içerik üretiyor hem de yüzü gözükmesini istiyor. Sen bu All Cruiser'ı bir karakter olarak mı seviyorsun yoksa hani bu benim benliğim ama kendimi görünmese de olur tarzında mı? Ya şey işte yani karakter o tamam mı bir karakter. Motorcu kimliğiyle ön plana gelmiş birisi yani. Hani zaten beni bir tanıyorsun. Normal hayatta da motosiklet kıyafetleriyle yaşayan ne bileyim. Hayatımın içinde hep motosiklet olan birisiyim. İş yerinde bile böyle giyiniyorum ben. Yani böyle işte grand tuvalet giyinip işe gider. Yani şu an işten geldi zaten abi. Yani düğüne bile şey gidiyorum yani utanmasam. Kasla gideceğim. Motosiklet kıyafetiyle gittiğim de oldu yani.
yani böyle. Ciddi misin? Zaten ben bunu yaşıyorum. Farklı bir şey yok ki. Tek fark kask takmam yani. Ne kadar? İşte motorcu muhabbet ediyor ya. Hani yüzümün önemi yok diyor ya. Hani önemli olan motosiklet, hani kültür vesaire. Aynı kafa aslında. Ya hiçbir anlamı yok yani. Şey yüzümün hiçbir önemi yok ki. Sen peki şey mi yani? Yüzüm görünmesin hani. Bir de yok çok tipsizim bu arada ya o yüzden. Bunu yediniz mi? Hakikaten tipsizim o yüzden kimseye göstermek istemiyorum. Oğlum bir şey diyeyim mi? Kız olsam yani. Yani sırf merakından yazardım Instagram'dan. Sırf merakından yazardın Instagram'dan. Evet, yüzünü merakından. Tamam. O da sana tamam yazar. Peki Hacı, böyle bir karakter nasıl başladın? Yani ben YouTube'a Instagram video çekim nasıl dedin? Ne oldu? Kanka nasıl oldu biliyor musun? Bak ben sana anlatayım. Çok basit. Ben Superlight almadan önce YouTube'da Superlight videosu arıyorum. Hani yolda nasıl görünüyor, sürüşü mürüşü nasıl falan araştırıyorum. Abi yok, Superlight videosu yok YouTube'da. Dedim ulan şu motor alayım, gideceğim tamam GoPro alıp dedim. Hayrına dedim şey atacağım. Ha böyle sürüş videosu atacağım. Hayrına ya tamam böyle hani. Aa bak iyiymiş ya da kötüymüş diyenler olur diye. Açan bulsun. Abi atmaya başladım bir anda böyle şey oluştu takipçi. Baktım şey yani böyle ya başka video yok mu başka video yok mu. Bu sefer kurgu yapmaya başladım. Ha böyle başıma gelen komik olayları falan koymaya başladım. Öyle gerisi geldi ama artık 2 senedir belki daha fazla süredir YouTube'a video atmıyorum yani. Çok nadir atıyorum çok nadir. Onu da merak ediyor insan. Neden YouTube'a video atmıyorsun? YouTube çöplük oldu abi çünkü ya. Instagram daha şey 60 saniye temiz. Peki şey mi yani YouTube'dan kazandığın parayla ne yapıyorsun mesela? Gidip benzin mi alıyorsun ya da motora parça mı alıyorsun? Evet 2 yılda bir kere 200 TL para kazanıyorum. Ya da işte 1 yılda bir kere falan. Bazen 6-7 ayda bir kere kazanıyorum. Çok nadir. Bu sel olaylarında onlar falan. Onlar da aynen sel olayında mesela gelmişti. 6 ayda bir almıştım. Onu da gidip kedime masa alıyorum yani. Bu kadar basit. Hatta YouTube'dan para geldi falan diye paylaşıyorum. Hayvan seversin zaten abi. Kedi maması, köpek maması. Köpek maması almadım. Kedi maması aldım. Peki abi. Ulan bunu ben de merak ediyorum. Oğlum kendini bıçaklayan kız var. Gördünüz mü haberi? Ya sen nasıl şeyler izliyorsun? Yok. Kanki neden Iron 883? Kanka Iron'ın tasarım çok hoşuma gidiyor ya. Çok seviyorum gerçekten. Yani çok seviyorum. Bir de ben bu benim kendi motorumu çok seviyorum. Bir de şey böyle Rich Commercial falan. Hmm, bir de Z-Bar gidon falan. Bar senin var. Tarzın güzel ben abi, seviyorum. Abi Z-Bar olunca daha tatlı görünüyor. Ben seviyorum ya. Yolda görebileceğin nadir Iron'lardan. Ya bu Z-Bar çok bilinmiyordu. Ben görüyorum artık sağda solda Z-Bar. Biraz daha çoğaldı. Motor kaç kilometrede? Motor şu an 78 binde. Kaça kadar sürmeyi düşünüyorsun? Gittiği yere kadar giderim. 400-500. Peki değiştireceğim mi? Kanka değiştirirsem şöyle yani işte onu hep Erçağ'la falan konuşuyoruz. Niye işte... ben piç miyim? Ben de konuşmuyor musun? Kanka Harley olan sadece Erçağ'la konuşuyor sanki. Harley olan Erçağ var. Benim de Harley'im vardı. Vardı. Oğlum dışlandım lan. Harley'im varken beni daha sıkarıyordu. Harley'i ne zaman sattım beni sattı. Beni hiç aramıyor halledeyim. Olay halledeymiş oğlum. Şimdi bak adamda da ayrım var, bende de ayrım var. Diyoruz ki ya işte ne alalım, alsak ne alırız. Sürekli şey kolluyoruz. Sahibinden kolumda o bana gösteriyor, ben ona gösteriyorum. İşte Dyna, Mayna. Biraz eski gibi. Dynalar falan. Dyna isterim yani. Sürdün de. Çok güzel motor. Bir ben sürmedim oğlum Dyna'yı ya. Kanka çok güzel motor. Param olsa alırım diyorsun. Param olsa alırım, bir de ben test sürüşünde şeyi kullandım. Heritage var ya. Çok tuzlu be başkan. Evet tuzlu. Bayağı tuzlu. Ayrı nedir ya? Ayrı iyi be. Sen bir kendine gel ya. Ne yapıyorsun? Neden çay? Neden çay? Ne bu çay aşkı? Abi ben çocukluğumdan beri çay içiyorum ya. Böyle kendim kendime içiyorum yani. Bunu beklemiyordum oğlum. Niye peynirli pide? Ya peynirli pide aslında çok basit. Arca'yla ikimizin muhabbeti yani. Bizim pideci var bir tane sürekli gittiğimiz. Bak adam var ya bize hiçbir şey söylemeden daha. Çay bay demiyoruz. Adam biz gelince direkt Arca'yla benim önüme su bardağı çay koyuyor böyle. Niye? Çünkü artık bizi adam tanıyor. Çay sever olduğumuzu biliyor. Adama da sormak lazım niye koyuyor acaba? Belki böyle idare ediyordur adam. Çayı seviyorum abi o yüzden. Tamam. Kız düşüyor mu? Çaya mı? Oh. All Cruiser'a kız düşüyor mu? Ne demek lan? Bu nasıl bir terbiyesiz soru ya? Kim soruyor? Lan sen yaz dedi bunu bana. Sen ekledin bu soruyu bana. Ben eklemedim lan bu soruyu. Hayır. Öyle demedim lan. Sen bana ekledin. Kanka yok düşmüyor. Ne alakası var? Hiç. Kanka şöyle bak hani. Belki... Full testosteron mu? Yok. Yok mu? Kaç yaşındasın abi? 35. Tamam. Neresin demişler ya bu ben bazı sorular anlamıyorum yani. Kentucky. Fried chicken mı? Hakikaten nerelisin ya? Abi nereliyim? Konya Beyşehir. Aa neresinden? İçin. Oğlum şu an izleyenlerin böyle düşünmesi lazım. Bilmiyorum ki öyle sordum ya. Ben Denizli'yim normalde yakın ya. Ne alakası var lan? Ben de İzmir'liyim. Akraba çıkarız belki belli mi olur? Güzel bir soru. Sen buna güzel demiştin ama yine bir
Oğlum buraya kim soru yazdı lan? Ben yazdım ben. Lan bak ya. Onu ben yazdım. Toplumda kendini nerede görüyor demişler. Bunun da hikayesi şu aslında. Ya sen biraz yalnız takılmayı seven bir adamsın. Evet, evet. Tamam biz beraber takılıyoruz bazı akşamlar falan ama sen biraz yalnız takılmayı seviyorsun. Böyle tek çıkayım. Aynen, riding mode falan. Seviyorum. Neden bu yalnızlık? Yani nerede görüyorsun kendini? Böyle bir şey mi yani? Ben bunlardan ayrıyım mı yoksa ben ayrıyım abi? Nasıl bir tavrım var? Abi yani yalnız olmak iyi ya. Nerede çokluk orada biliyorsun. Yalnız olmayı seviyorum o yüzden ama tabii ki yakın arkadaşlarım var onlarla görüşüyorum. Mesela sen, mesela Arca, ya, Erça, ya, Ozan da. Eyvallah ya. Son bir sorum var. Oğul güzel giyiniyor acı. Montlar falan, ceketler bunlar. Bu ne gömlek? Kıyafet seçimi yani böyle gittiğin düzenli mağazalar var mı? İşte ben buradan alışveriş yapıyorum diyor musun? Dediğin zaman reklam mı diyorlar? Normalde böyle pek etiket koymuyorum. Aldığım yerden işte pantolon, kıyafet aldığım yere. Koyduğum zaman reklam diyorlar. Yani herkes demiyor da diyen tipler çıkıyor böyle. Ama reklam yaptım tarzı. Ya da düşük like alıyor. Bilirsin o muhabbeti. Hmm, reklam yapıyor hesabı. Ha reklam yapıyor. Like atmıyor falan. Öyle muhabbetler var. Bu sefer paylaşmıyorsun. Bu sefer de abi işte nereden aldım? Nereden aldım? DM geliyor. Nereden aldım? Nereden aldım? Bu sefer de diyorum ki yani ortası yok mu bu işin? Olsa da hani. Ben de işte hatta geçenlerde etiketledim yani. Hatta yazdım. Şuradan aldım, buradan aldım falan diye. Senin Instagram'ına giren insanlar senin nereden alışveriş yaptığını öğrenebilirler mi? Öğrenebilirler evet. Hani etiketliyorum ya da paylaşıyorum. Mesela Bosporus'a gidiyorsam, Bosporus'ta bakım yapıyorsam paylaşıyorum yani. Anladım. E bu kadar. Bittim bu kadar mı? Yok başka bir soru yok. Ne sorayım mesela? Bakayım ne varmış başka. Kendi çalıyor, kendi oynuyor. Mesela bir dakika. Bu haftada 3-4 kere sürekli mesajlarınızı pardon ya geri çevirdim işte kazayla elim dokundu orama değdi falan. Abi şimdi nasıl şöyle oluyor? Telefonu alıyorsun tamam eline böyle. Tam DM'lere bakarken böyle kaydırıyorsun ya parmağın şey diyor geri çevire tıklıyorsun tamam yani. Onda bir onay süreci de var sonra ona mı basıyorsun kazayla? O onay süreci bende çıkmıyor abi direkt gidiyor hepsi. Tek tuşla. Evet. Bakacağım ona. Ama bu telefon bozuldu biliyorsun. Ya hep bahaneler ya. Evde kalmış. Senin yapmış. Abi geçen yağmurda telefonun bozulmadı mı? Bayramdan dönerken. Yok. Yok. Nasıl yok? Kim demiş onun bozuldu? Abi Erçan telefonunu kullanıyorum. Abi. Ya sıkma bu senin telefonun işte. Dur selfie çekelim istiyorsun. Gel çekinelim. Dur selfie çekinelim. Oğlum bir ben yokum fotoğrafta. Ben niye yokum? Çok yakışıklı çıkmışsın kanka. Sen çok yakışıklısın esas. Bugün saçların güzel olmuş. Teşekkür ederim. Saçları uzattım ben ya. Başka var mı sorun? Yok. Yazdım abi. Işıkları kapat abi. Kapat abi ışıkları. Kapat abi ışıkları. Kapat abi kapat. Plakumatla yakalayın abi. Adam çok... Teşekkür ettim. Ne diyeceğim bunu? Hadi gidelim. Oğlum hadi.